Gördüğü an aşık oldu, 4 gün sonra nikah masasına oturdu. Değerli izleyenler, ünlü model ve sunucu Neslihan Yavuzcan, Yıldırım aşkını ve evliliğini anlattı. Evlendik, sonra ben sabah kalkmıyorum. Sen şimdi benim kocam mı oldun? Ünlü model ve sunucu Neslihan Yavuzcan'dan büyük sürpriz. Yıldırım aşkına tutuldu, beklemeden nikah masasına oturdu. 4 günde karşılaştık, evlenmeye karar verdik. 4 günde evlenmeye nasıl karar verdi? Nikahta neler yaşandı? Eylül'de evlenelim mi dedi. Vallahi sen Eylül'e beni kaçırırsın dedim yani. Yıldırım aşkına tutuldu, 4 gün içinde evlendi, sonsuz balayına çıktı. Akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Yeni balayındayız. Modellik, köşe yazarlığı ve spor eğitmenliği yapan, 90'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Neslihan Yavuzcan öyle bir aşık oldu ki gözü hiçbir şeyi görmedi. Tanıştıktan 4 gün sonra turizmci İsmail Başkaval'la nikah masasına oturdu. 4 günde karşılaştık, evlenmeye karar verdik, her evlendik. Her şey 4 gün içinde mi oldu? Her şey 4 gün için. Aslında yolları 5,5 sene önce bir kez daha kesişmiş ama tanışma fırsatları olmamış. Birbirlerinin adını bile öğrenemeden yolları ayrılmış. 5,5 sene önce benim defile sonrası Yusuf Azuz yerine defileye çıkmıştık. Birlikte dans etmiştik. O danstan sonra ben beyefendi konuğa gitmişim, sen tam bana göresin, görüşelim mi demiştim. Bu gitti. İsmail Başkaval o zamanlar adını bile bilmediği Neslihan Yavuzcan'dan çok etkilenmiş. Hatta kendisine ulaşmak için çabalamış bile. Sonra 5,5 sene benim peşimde koşmuş. Yani Facebook'tan yazmış, doğum günün kutlu olsun, her sene doğum günün kutlu olsun, bir dans etmiştik, hatırlıyor musun falan filan. Kader bu ya, tam 5,5 sene sonra yollar bir kez daha kesişmiş. Hem de Bodrum'da. Sonra Müge Dümer, Ömer Sever'le arkadaşımızın teknesindeydi. İsmail de oradaymış. Tekneye gitmişler. İşte İsmail'le sohbet ediyor. İşte şuradan buradan falan. İşte benim Neslihan diye bir arkadaşım var. Ne kadar yakışırsınız falan. O da hangi Neslihan diyor. Sen anlat gerisini. Yavuzcan deyince işte bu hayatımın kadını deyip. Tekrar buluşmaya çalıştı. Böylesi aşk romanlarında, romantik filmlerde bile olmaz. Evet, hissettim o zaman da zaten hayatımın kadını olduğunu. Ama bir süreç ihtiyacımız oldu. Ondan sonra buluşma şansımız oldu. Numaramı istemiş Müge'den. Yok, verme dedim. Ama orada soruyorum, boyu kaçtı? İşte hala öyle yakışıklı mı? Şöyle mi böyle mi diye yazıyorum. Gıybet yapıyoruz şu an. Tabii. İsmail Başkaval aşık olduğu Neslihan Yavuzcan'ın peşini bırakmamış. Neslihan Yavuzcan şimdi inkar etse de belli ki o da ilk görüşte aşık olmuş. Sonra Instagram'dan yazdı, oradan yazdı, buradan yazdı. Numarasını gönderdi. Ben de Müge'yle yine bir aradaydım. Yahu ne haber falan yazdım. Ben de orada işte işlere koşturuyorum, geliyorum, seminerler falan filan, röportajlar. Sonra mesajlaşmaya, konuşmaya başladık ama bunlar 4-5 gün içinde oluyor. Ferhat gibi dağları delmese de, Kerem gibi çölleri aşmasa da sevdiğine kavuşmak için Bodrum'dan kalkıp İstanbul yollarına düşmüş İsmail Bey. Yani şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra ben bayramda oradaydım. Sonra telefonla açtık, bana dedi ki ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim dedim, işte İstanbul'a geleceğim. İyi dedim ben de. Hayır dedi, senin için geliyorum. Hayır dedim, benim için gelme. Ben dedim öyle bir şey hazır değilim. Niye geliyorsun, 4 gün seni ağırlayamam falan derken geldi. Ben kaçtım. Sonra yemek yedik, 24 saat ayrılmadık. Sonra Bodrum'a döndü, bir Ömer'le tekneyle ilgili işleri vardı. Biz 20 gün tura çıkıyoruz falan filan. Eylül'de evlenelim mi dedi. Vallahi sen Eylül'e beni kaçırırsın dedim. Yani ben Eylül'e kalmam dedim. Eylül'e uzatmayalım dedi. O zaman bu hafta evlenelim dedi. Tamam dedim. Bu arada hatırlatalım, bütün bu yaşananlar 4 güne sığıyor. 4. günün sonundaysa Bodrum'da teknede nikah var. 7 saat sonra evlendik biz. Gitti kahve içtik. İlgi saçlarımı yaptırdı. İlgi görsel. Bütün aldık, arkadaşlarımızı davet ettik. Ailelerimizle daha işte Alaçatı'ya, kayınvalidemiz ziyarete geldim. İstanbul'a gideceğiz, İsmail'le tanışacaklar. Nikah ani olunca gelinlik, damatlık almaya vakit olmamış. Neslihan Yavuzcan düşük omuzlu beyaz keten bir elbise, İsmail Başkavalsa keten bir gömlekle evet demiş. İlanı daha aileler bile tanışmıyor. Hatta kendileri bile bu ani evliliğin şokunu atlatamamış. İkimiz de ketenler içinde evlenmek istiyorduk. Denizin içinde evlenmek istiyorduk. Onun da hayali oymuş. Benim de hayalim oydu. Vallahi evlendik, sonra ben sabah kalkmıyorum. Sen şimdi benim kocam mı oldun? Anlayamadım diyorum. Dedim, sen benim şimdi karım mısın? Şimdi kayınvalidem de diyor ki bana. Hala soruyoruz biz birbirimize, uyandık ama diyoruz. Şimdi el öpünce bana olay daha ciddiye bindi tabii. Hala çok heyecanlılar. Hala duruma alışmamışlar. Bildikleri tek şey çok mutlu oldukları. Sokakta bizi görüyorlar. Bütün arkadaşlarımız, çevremiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz.